Herkese merhaba. Ben Başak, kanalıma hoş geldiniz. Sonunda Eylül ayı özet videosuyla karşınızdayım dostlar. Farklı bir saç modeli oldu. Tokamı gördüğünüzü söyleyin. Çünkü tokamı çok böyle keyiflenerek taktım ama fark ettim ki böyle durdururken tatlış tokam gözükmüyormuş. Ama gördüm derseniz çok sevinirim. Bildiğiniz üzere bu ay İstanbul'a taşındım. Hatta İstanbul'a taşındığım vlogları izlemediyseniz kanalıma girip izleyebilirsiniz. Uzun bir süre sonra tek başıma kaldım. Kendime daha çok vakit ayırabildiğim bir döneme girdiğim için bu ay eskiye göre nazaran bir tık daha fazla kitap okuduğum için gerçekten kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. O çok okuduğum dönemler bu sene gelir mi bilmiyorum ama bu seneden kastım yani bu son birkaç ay içerisinde ay bitene kadar gelir mi bilmiyorum ama çünküsü de şu, okulum artık eskisi gibi online değil, yüz yüze derslerimi, sınavlarım da yüz yüze. O yüzden eskiye göre daha sıkı tutmam lazım derslerimi ve bu sene derslerim çok ağırlaşacağı için hesaplamalardır, diyet listeleri yazmadır, bunları içten çok fazla gireceğimiz için çok fazla ödevim olacak ve hani eskisi kadar kitap okuyabilecek miyim inanın ben de bilmiyorum. Çünkü okulum bir hafta online, bir hafta yüz yüze. Çok karışık. Neyse siz bunları zaten gelecek olan üniversitenin ilk günü vlogunda izliyor olacaksınız. Ben de hiç uzatmayacağım. Hazırsanız Eylül ayı özet videosuna geçelim. Ve dostlarım bu ayın özetini sizlere sunmaktan gurur duyuyorum. Bu ay toplam 12 kitap okudum, 9 dizi izledim ve 3 tane de film izledim. Filmler bir tık az olmuş ama bu ay gerçekten çok güzel diziler izledim. Hele şu an Ekim'e girdiğimizden beri izleyeceğim diziler çok arttı. Mesela Aşk 101, Squid Game diye bir dizi çıkmıştı. Onu izleyeceğim ve emin olun Ekim ayındaki dizi yorumları videosuna bayılacaksınız. Videoyu iki parça ayırıyorum. Okuduklarım ve izlediklerim olmak üzere. İzlediklerim partında yine ikiye ayırıyorum. Diziler ve filmler olmak üzere. Hazırsanız ilk kategorimize başlayalım. Okuduklarım kitaplar gelsin. Bu ay okuduğum kitaplara geçebiliriz dostlar. Bu ay 11 tane kitap okudum ve ilk defa 11 kitabı çok rahat bir şekilde bitirdim. Çünkü okuma tarzımı bir tık değiştirdim. Şu şekilde yaptım. Normalde ben bir türü okuduysam, o tür hoşuma gittiyse bir sonraki okuyacağım kitabı da o türden seçebiliyorum. Klasik kitap okudum diyelim. Daha sonra o kitap bittikten sonra tekrar klasik kitap okuyabiliyordum. Fakat son zamanlarda üst üste aynı türü okuyamamaya başladım. Ve okumaya çalıştığımda ise böyle şey olmaya başladım. Kitabı bitirememeye başladım. O yüzden artık yöntemi değiştirmeye karar verdim. Eğer önce klasik kitap okuduysam bir sonraki türün gençlik romanı ya da çizgi roman olmasına dikkat ediyorum ki aynı türleri okumayayım, farklı farklı kitaplar, farklı farklı türleri okuyarak daha çok böyle okuma hevesimi revaçta tutayım diye düşündüm. O yüzden bu ay toplam 3 tane çizgi roman okudum, 3 tane gençlik romanı okudum, 5 tane de klasik kitap okudum. Gerçekten güzel kitaplar okudum. Hatta okumayı uzun zamandır beklediğim, çocukken okumam gereken bazı klasik kitaplar vardı. Onları da bu ay okumuş oldum. Hazırsanız başlayalım. Önce klasik kitaplarla başlayacağım. Okuduğum ilk klasik kitap Tom Sawyer'ın Maceraları. Başak bunu okumadın mı diyeceksiniz. Biliyorum fakat okumadım. Bildiğiniz üzere zaten ben çocukken hiç kitap okumuyordum. Nefret ediyordum. O yüzden bu kütleşmiş bütün çocuklara okulda, ilkokulda okutulan kitabı okumamam bence çok normal. Öncelikle çok severek okudum. Keşke küçükken okusaymışım. Gerçekten öğretici ve ilgimi çeken bir kitap oldu. Tom Sawyer'ın maceralarını tanıklık etmek, bir çocuk aklıyla bunları okumak ve içine girmek. Bilmiyorum çok etkilendim açıkçası. Polly teyzesi ve üvey erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Tom Sawyer'ın başını sürekli belaya sokmasını ve nasıl kurtulduğunu, sürekli nasıl dört ayak üstüne düştüğünü okuyoruz. Çok eğlendiğim ve keyif alarak okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Eğer siz de okumadıysanız benim gibi tavsiye ediyorum. Okuduğum bir diğer klasik kitap ise Küçük Kadınlar klasik kitabı. Bunun neredeyse aylar önce Emma Watson'ın oynadığı filmi çıkınca filmini izlediğim için kitabını okumaktan vazgeçmiştim ve keşke önce kitabını okusaymışım dedim. Gerçekten kitabıyla filmi arasındaki fark dağlar kadar ve filmini beğenmediğim için, filme karşı olan bakış açım çok önyargılı olduğu için kitabı da okuyamamıştım. Ve gerçekten çok güzeldi kitapla. Çok zevk aldım. Böyle minik postitlerim de burada duruyor zaten. Birbirinden dört farklı kız kardeşin yokluk içerisinde babaları savaştayken bir arada kalıp yaşamaya çalışmalarını, kendilerini geçindirmeye çalışmalarını ve kendi kendilerinin anneleri olmalarını, yani aslında birbirlerinin kardeşiyken bir nevi birbirlerine annelik yapmalarını okuyoruz. Çok öğretici ve bilgilendirici bulduğum kitaplardan bir tanesi oldu. Ben bazen bazı şeyleri göremeyebiliyorum kendi hayatımda, kendi yaşamımda ve bu kitaptaki bazı sözler çok ilgimi çekti. Kızların annelerinin ona söylediği bazı öğretici şeyler, bazı uyarılar gerçekten benim beynime kendi annem söylemiş gibi kazındı. Okurken çok zevk aldığım klasik kitaplardan bir tanesiydi. Mutlaka listenize ekleyin. Okuduğum bir diğer kitap Beyaz Diş kitabı.
Evet, bunu da okumamıştım ve çok çok önerilen, hakkında çok iyi yorumlar okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Fakat bir tık hayal kırıklığına uğradım. Çünkü çok zor bitirdiğim, okurken çok sıkıldığım, içimi bunaltan bir kitap oldu ve yazarın kalemiyle böyle bir türlü bağdaştıramadım kendimi ve bu yüzden kitaba çok odaklanamadım. Sadece bir kurdun gözlerinden bu hikayeyi okumak, bu kitabı okumak ne kadar güzel olsa da bir o kadar sıkıcıydı. Aslında okuduğum bazı kitaplar vardı. Hayvanların ağzından yazılan, köpek olsun, kedi olsun. Onlardan çok zevk almıştım ve çok farklı bakış açısı kazanmıştım. Fakat bu kitap niyeyse hiç ısınamadığım ve neden büyütüldüğüne tam anlamıyla idrak edemediğim kitaplardan bir tanesi oldu. Belki okuduğum dönem de yanlış olabilir. Hani bazen bazı kitapları okuduğumuz dönemde yanlış olduğu için kitabın asıl almak istediğimiz verimi alamayabiliyoruz. O yüzden bilmiyorum. Ben çok zevk alamadım. Sürekli aynı kurdun hikayesini okumak, sürekli ama sürekli aynı olay çerçevesine dönmesi ve aynı diyalogların, aynı düşünce biçiminin sürekli her sayfada ifade edilmesi beni birazcık sıktı açıkçası. Okuduğum bir diğer kitap ise Akıl ve Tutku kitabı Jane Austen'in. Jane Austen'in okumadığım sadece iki romanı kalmıştı. Artık geriye bir tane kaldı. Akıl ve Tutku'yu da sonunda okuduğuma göre rahatlayabilirim. Açıkçası büyük bir umutla başlamıştım Akıl ve Tutku'ya. Fakat tam anlamıyla Jane Austen verimini alamadığım, Jane Austen hissiyatını alamadığım bir roman oldu. Birden zengin olan bir ailenin hayatını konu alıyor. Babaları ölmüş. İki tane kız var ve annesiyle birlikte yaşıyorlar. Bu iki kızın birbirinden tamamıyla zıt olmasını ve onların hayatlarını okuyoruz. Çok ağır ilerliyor. Gerçekten çok ağır ilerliyor. Jane Austen'ın diğer kitaplarını hep kendinden bir şeyler bulduğum, kendinden parçalar bulduğum anlar yaşardım. Fakat bu kitabı okurken Jane Austen yazmış gibi hiç hissetmedim ve hani böyle sanki başkası yazmış ve üstüne sadece Jane Austen yazmışlar gibi geldi. Nedense çok ısınamadığım bir Jane Austen kitabı oldu ve büyük bir hayal kırıklığı oldu. Okuduğum son klasik kitap ise Kira Kiralina isimli değişik bir klasik kitap diyeyim size. Panayot Istrati isimli bir adam yazmış. Bu adam sürekli gezdiği zaman yaptığı yolculukları kitaplarına konu alıyormuş. Bu kitabında gezdiği ülkelerden ve yaptığı yolculuklardan ziyade tanıdığı insanlara öncelik vermiş. Kitabın bir bölümü Romanya'da geçiyor. Bir bölümü ise Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul'da geçiyor. Ben bunu okurken fark edince böyle bir şoka uğradım. Çünkü arka kapak yazısında böyle bir şeyi sanırım fark etmemiştim. İstanbul'u, Türk insanını, Osmanlı İmparatorunu başka bir ülkede yaşayan dış ülkeden birinin ağzından okumak gerçekten çok zevkliydi. Zevk aldığım kitapta fakat konunun karmaşık olması, yazarın dilinin bir tık gereksiz yoğunlaşması okurken beni kitaptan fazlasıyla uzaklaştırdı. Hazırsanız okuduğum gençlik romanlara, genç yetişkin kitaplarına geçebiliriz. Tek Kişilik Paris Seyahati. Bu kitap Jojo Moyes'in kitabı. Bu aslında seneler önce çıkmıştı. Bayağı ince bir roman. Hatta sayfa sayısına bakayım. 150 sayfa falan ve yazı puntoları gerçekten çok büyük. Bir oturuşta bitirebileceğiniz, 1-2 saatte bitirebileceğiniz çerezlik romanlardan bir tanesi. Bu uzun zamandır aklımdaydı okumak fakat bende olmadığı için okumuyordum. Sonra geçenlerde Berra'nın yani kardeşimin kütüphanesinde gezerken bu kitabı rastladım ve dedim ki evet şu an bu kitabı okumalıyım, şu an bu kitabı okumak istiyorum dedim ve aldım hemen elime. Neredeyse 1-2 saat içerisinde bitti kitap ve çok zevk alarak okudum. Kendimden çok parçalar bulduğum, karakterle kendimi özdeşleştirdiğim. Gerçekten çok naif ve tatlı bir romandı. Hiç Paris'e gitmemiş olan ve özgüveni bir tık düşük olan bir kadının tek başına Paris'e gitmesini okuyoruz. Aslında sevgilisiyle gidecekken sevgilisi son anda kendisini ekerek kızın yalnız başına Paris'te aşıklar şehrine gitmesine sebebiyet veriyor ve biz de bu kadının kendisini tanımasını, bu tatilde, minik tatilde tanıştığı insanlarla birlikte kendini nasıl değiştirdiğini, kendini nasıl bulduğunu okuyoruz. Tamamıyla bir kendini bulma yolculuğuna sahip olan bir kitaptı. Mutlaka okuyun. Okuduğum bir diğer kitap Bizimle Başladı ve Bizimle Bitti. Colin Hoover'in kitabı. Bu yazarın ben Çirkin Aşk isimli bir genç yetişkin romanını daha okumuştum. O zaman da yazarın kalemini çok beğenmemiştim. Ama yabancı youtuberlarda, yabancı booktuberlarda ve bookstagramlarda bu kitabın çok popüler olduğunu görünce ve milletin bunu okuyunca ağlama komasına girdiğini görünce dedim ki neden bir şans vermiyorum ve anladım ki gerçekten bir yazarı sevmiyorsam, kalemini ve kitaplarını sevmiyorsam üstelememin bir faydası yokmuş. Çünkü gerçekten çok klişe, çok gereksiz, yazılmak için yazılmış olan bir kitaptı. Colin Hoover gerçekten çok basit bir yazar. Kalemi çok basit olan ve hiç değer biçemediğim bir yazar. Belki böyle söylediğim için kızacaklar olabilir. Fakat seneler geçmesine rağmen, neredeyse o kitabını okuyalı ben 6-7 sene olmasına rağmen hiç kendi kalemin üstüne bir şey katamamış olması ve aynı eksen etrafına dönüp durması benim gerçekten çok sinirimi bozdu. Basit ve klişe bir aşk hikayesine tanıklık ediyoruz. Ama ben tanıklık etmenizi tavsiye etmiyorum. Okuduğum bir diğer kitap Normal Ötesinde isimli genç kurgu kitabı.
da bu kitabın kapağını falan çok beğenmiştim. Bildiğiniz minnoş, çerezlik, yaşı küçük olan iki tane gencin karşılaşmasını ve birbirlerini bulmalarını ve birbirlerine karşı olan hislerini böyle tatlış bir şekilde yaşamalarını okuyoruz. Eğer böyle liseye giden iki gencin arasındaki aşkı, hoşlanmayı ve birleşmeye yakın olan kısımları okumayı seviyorsanız listenize ekleyebilirsiniz. Hazırsanız okuduğum çizgi romana geçiş yapıyorum. Okuduğum ilk çizgi romanlardan bir tanesi Saniyede 5000 Kilometre isimli, adını çokça duyduğum ve okumaya can attığım çizgi romanlardan bir tanesiyken inanılmaz hayal kırıklığına uğradığım ve hikayenin gidişatını tam anlayamadığım, konunun içerisine giremediğim garip bir çizgi romandı. Açıkçası çok garipti yani ve hani konusunu tam açıklayamıyorum çünkü tam olarak olayın gidişatını anlayamadığım için sizlere de aktaramıyorum. Okuduğum bir diğer çizgi roman Mavi Haplar isimli, gerçek bir çizgi roman. Yazarın kendi hayatını ve kendi ilişkisini konu aldığı bir çizgi roman. Çok severek okudum. Mutlaka okuyun. Kesinlikle öneriyorum. Ama 18 yaşından büyüklerin okumasını daha çok öneririm. Çünkü cinsellik ögeleri fazlasıyla bulunmaktaydı çizgi romanda. Eğer yaş küçük olanlarınız varsa biraz daha beklemenizi tavsiye ediyorum. Yazarın Peterson genç bir kadına tanışmasını ve ona aşık olmasını okuyoruz. Fakat asıl konumuz bu değil. Çünkü kadın ve kadının çocuğu HIV hastası ve sürekli her gün mavi haplar yutmak zorunda ve bu adam da onların hayatına dahil olarak bu hastalıkla ilgili, onların yaşantısıyla ilgili daha çok şey öğrenmeye başlıyor. Çok ama çok güzeldi. Okuduğum bir diğer çizgi roman Mavi En Sıcak Renktir isimli, herkesin bildiğini düşündüğüm, hatta filmi olan ve çok ses getiren filmlerden bir tanesiydi. Onun çizgi romanı. Aşkın cinsiyeti olmadığını, aşkın belirli bir kuralı olmadığını bizlere tamamıyla vurgulayan ve kendisini bulmaya çalışan bir kadının bu süreçte kendisine eşlik eden başka bir kadını bulmasını ve birbirlerine olan hisleriyle barışmalarını ve bunlarla olan mücadele ve yolculuklarını okuyoruz. Çok güzeldi ve bu kadar duygusal olmasını gerçekten beklemiyordum. Ekim ayında mutlaka filmini izleyeceğim. Okuduğum son kitap ve çizgi roman ise Yasak Meyve isimli, çok feminist ve gerçekleri yüzümüze vuran çizgi romanlardan bir tanesiydi. Yazarımız toplumumuzun korktuğu vajina konusunu irdeleyerek ele alıyor. Bizlere derinlemesini anlatıyor ve çoğu adamın, daha doğrusu çoğu bilim adamının ve profesörlerin geçmişte vajina hakkında yaptığı yanlış yorumları öyle güzel bir kalemle ele alıyor ki okurken hem aydınlanıyorsunuz hem de gülme krizine giriyorsunuz. Çok severek okuduğum ve gerçekten faydalı bilgiler edindiğim çizgi romanlardan bir tanesiydi. Ve evet, okuduğum kitapların sonuna geldik. Şimdi hazırsanız bir diğer kategorimize geçebiliriz. İzlediklerim gelsin. Ve izlediklerim parçanın ilk kategorisine devam edelim. Diziler. Bu ay gerçekten çok güzel diziler izlediğimi düşünüyorum. Verimli geçen bir aydı. Hazırsanız direkt izlediğim dizilerle başlayalım. Geçen ay izleyip ilk iki sezonunu bitirdim. Bu ayda üçüncü sezonunu bitirerek diziye veda ettiğim Wanted dizisi. Çok çok severek izledim. Keşke final yapmasaydı dediğim dizilerden bir tanesiydi. Birbirinden bağımsız olan iki farklı kadının bir cinayet sebebiyle bir araya gelmelerini ve bu cinayetin üstlerine kalmalarından dolayı kaçmalarını ve birbirleriyle olan arkadaşlıklarını izliyoruz. Çok zevkli olarak izledim. Çok güzel. Evet, tıklar gitti ve geldi. Kusura bakmayın. Çok güzel bir diziydi. Mutlaka listenize eklemelisiniz. İzlediğim bir diğer dizi La Casa de Papel dizisinin yeni sezonunun ilk partı olan 5 bölüm. Yorum yapmayacağım. Yorum yapmak istemiyorum. Çünkü Aralık'taki gelecek olan ikinci parti bekliyorum. Ben dayanamayıp ilk partı izleyip kendimi eziyet eden tiplerden olduğum için birazcık sinirliyim olan olaylardan dolayı ve dizinin tam o esnada bırakılmasına ve heyecanın doruktayken sinirlenmeme çok sinirliyim. İzlediğim bir diğer dizi Into the Night dizisinin ikinci sezonu. Bildiğiniz üzere aylar öncesinde Into the Night dizisini ilk izlediğimde çok çok sevdiğim ve izlediğim en güzel, en iyi dizilerden bir tanesi olduğunu söylemiştim ve yeni sezonunu merakla beklediğimi belirtmiştim. Fakat tamamıyla bir faciaydı, hayal kırıklığıydı. İlk sezon bakın 10 üzerinden 10'sa ikinci sezon 10 üzerinden 2 falan. Yani bu kadar mı? Bu şeyde düşüşe geçebilirsiniz, ben anlamıyorum. Hani bu senaristlere söylemek istiyorum, yapımcılara seslenmek istiyorum. Ne yaptınız diziye arkadaşlar? Hani bu kadar ne yapabildiniz bu muhteşem diziye? İzlediğim bir diğer dizi Paranoid isimli, ters köşe yapan hafif gerilimli ve gizemli dizilerden bir tanesi. Parkta durup dururken vahşice öldürülen bir kadının neden öldürüldüğünü ve kimin öldürüldüğünü bulmaya çalışan iki dedektifin onun peşinden koşması
dizisini izliyoruz. Açıkçası beklediğimden daha yani kötü olan bir diziydi. Fragmanı gerçekten çok etkileyiciydi ve ben böyle beni ekrana kitleyecek sahnelerle karşılaşacağımı umarken tamamen sıkılarak izlediğim ve hani of acaba ilerletsem diye düşündüğüm dizilerden bir tanesi oldu. Ve sonunda hiç şaşırmadım. Daha doğrusu şaşırdım, hiçbir an olmadı. Keşke bir tık daha heyecan katılacak olaylarda içerisinde olsaymış dedim. İzlediğim bir diğer dizi Dive Club isimli bir nevi Disney Channel dizisi diyebilirim. Aslında Disney Channel dizisi değil fakat Disney Channel dizisi vibe'ını veren ve izlerken ya hani bu ne ya, hani neden her şey bu kadar mantıksız, neden her şey peri masalı gibi dediğiniz dizilerden bir tanesi. 4-5 tane dalış yapmayı seven kızların kurduğu bir dalış kulübünün hikayesini izliyoruz diyebilirim. Bu kızlar bir hazine arıyorlar ve o esnada da arkadaşlarından bir tanesi kayboluyor ve o gizemi çözmeye çalışıyorlar. Aslında bildiğiniz Disney Channel dizilerinden bir tanesiydi. Ama maalesef ki Disney Channel dizileri bu diziden daha güzel. Çünkü bu dizi Disney Channel dizilerinin yerini tutamaz. Sinirlendim. İzlediğim bir diğer dizi Gone for Good dizisi. Arkadaşlar bu dizi benim gerçekten böyle hani ruhumu sömürdü. Bitiremedim. Son bölümünü izlemedim ya. Gerçekten son bölümünü izleyemedim. 5 bölümcüğü var. Hani heyecanlı bir dizi olmasına rağmen diziyi bitiremedim. Bu kadar sıkıldığım, bu kadar işin içine giremediğim, karakterden nefret ettiğim, bu dizi ne ya dediğim bir dizi olmadı galiba. Saçma sapan bir konu var. Saçma sapan bir döngü var. Saçma sapan bir karakter örgüsü var. Gerçekten çok garip bir diziydi. İzlediğim bir diğer dizi Sex Education'ın 3. sezonu. Çok ama çok güzeldi. Uzun bir zamandır bekliyordum. Çok keyif aldığım, çok güldüğüm ve aydınlandığım dizilerden bir tanesi. Olur kendisi tabii ki yine yaş sınırı olduğunu belirtmeme gerek yok. İsminden de anlıyorsunuz. Zaten annesi seks terapisti olan bir çocuğun yaşantısını ve okuldaki kendi oluşturduğu seks terapisi isimli bir iş kurmasını izliyoruz. Aslında benim çok severek izlediğim ve yaşınız ilerlediğinde izlemenizi düşündüğüm, tavsiye ettiğim dizilerden bir tanesi. Bu sezonu çok güzeldi. Umarım yeni sezonu en kısa zamanda gelir. İzlediğim son dizi ise Working Moms isimli muhteşem bir dizi. Son zamanlarda gerçekten kendimi izleyebilecek bir sitcom dizisi arıyordum. Neredeyse tüm sitcom dizilerini bitirdim ve böyle sürekli izleyebileceğim, bölümlerinin kısa olduğu ve açıp her an izleyebileceğim bir dizi izliyordum. Bölüm ve sezon sayıları uzun olan. Bu dizinin sezon sayısı 5. Ben şu an 3'ü bitirmek üzereyim sanırım. Çok güzel yani. Ben bu kadar güzel bir diziyle karşı karşıya kalacağımı hiç beklemiyordum ve bu dizinin böyle sitcom olduğundan ve tam böyle ihtiyacım olan bir dizi formunda olduğunun farkında değildim. Çok çok keyif alarak izliyorum. Çok hoşuma gidiyor. 3 tane annenin, daha doğrusu 3-4 tane annenin hamilelikten sonraki süreçlerini, kendi yaşamlarına adapte olmalarını, iş hayatına adapte olmalarını ve çocuk hayatına nasıl adapte olduklarını, daha doğrusu olamamalarını izliyoruz. Çok güzel bir dizi. Eğer sitcom dizilerini seviyorsanız mutlaka izleyin. Ve evet, izlediğim dizilerin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aslında güzel diziler izledim dedikten sonra neredeyse izlediğim dizilerin yarısını beğenmediğimi ifade etmem gerçeğiyle şu an yüzleşiyorum. İzlediklerim partinin bir diğer kategorisine geçebiliriz. İzlediğim filmler gelsin. Bu ay izlediğim ilk film Afterlife of the Party filmi. Victoria Justice'in filmlerinden bir tanesi. Kendisini ben Nickelodeon'daki Victorious isimli dizisinde çok fazla izliyordum ve çok çok sevdiğim bir oyuncuydu ve bu filminden bir tık umutluydum. Aslında umutluydum derken geçmiş zaman eki kullanmış oldum. Aslında sevmediğimden değil, filmi sadece bir tık basit buldum ama tamamıyla çerezlik ve her yaşa hitap edebilecek sakin bir filmdi. O yüzden tamamıyla nasıl bir beklenti içerisine girmem gerektiğini de kestirememiş olabilirim. Aslında beklenti içerisine girilmeden izlendiğinde çok keyif alabileceğiniz ve kafa dağıtabileceğiniz çerezlik filmlerden bir tanesi. Hayatı partilerden ibaret olan Cassie isimli kızın yanlışlıkla ölmesini ve öldükten sonra kendisine ikinci bir şans tanınmasını, yani cennete gitmek için ikinci bir şans tanınmasını ve geçmişte yaptığı hataları düzeltmesi için bir fırsat tanınıyor. Ve biz de o garip komedi, arafta kalan ve gerçek hayatta kalan taraftaki Cassie'nin hayatını izliyoruz. İzlediğim bir diğer dizi He Is All That isimli Addison Rae'in TikTok fenomeninin filmi. Aslında izlemeyecektim. Büyük bir ön yargım vardı. Daha sonra dedim ki neden ön yargım var? Yani kimseyi tanımıyorum, oyunculuğunu bilmiyorum. Neye göre bir ön yargı sebep olup filmi izlememezlik ediyorum dedim. Zaten bu aralar canım birazcık gençlik filmleri izlemek istiyordu ve kafa dağıtabileceğim, sakin, sade, üstüne düşünmeyeceğim filmler izlemek istiyordu. Addison Rae'in filminin de bu tercihlerinden bir tanesi oldu. Açıkçası beklediğimden daha güzeldi diyebilirim. Bazı izleyenler, daha doğrusu yabancılar çok fazla eleştirmiş Addison Rae'i ve dizideki oyunculuğunu, bazı ettiği dansları falan çok fazla cringe bulmuşlar. Açıkçası ben ne beklendiğini tam olarak anlamıyorum. Daha önce hiç oyunculuk yapmamış bir kızın oyunculuk yapmasını izliyoruz ve ben gerçekten başarılı buldum. Daha önce hiç oyunculuk yapmamasına
rağmen bu filmi bu kadar başarılı çıkarmasını ve bu kadar iyi bir oyunculuk yapmasını ben takdir ettim. Bence yabancıların bu kızı bu kadar eleştirmelerinin sebebi birden bu kadar yükselmesi ve her şeye çok kolay ulaşabildiğini düşünmeleri, ki ben hiçbir zaman öyle olduğunu düşünmüyorum. Herkes bir yerlere ulaşmak için kendince çabalıyor ve kendince dönemlerden geçiyor. O yüzden o kızın şu an bir oyunculuk dönemine atılması ve bunun ilk filmi olması aslında onun hayatı için çok güzel bir başarı ve ortaya gerçekten güzel ve tatlı bir proje çıkmış. Evet, muhteşem diyemeyiz belki ama kötü de denilebilecek kadar vasat bir film olduğunu düşünmüyorum. Tatlı bir gençlik filmiydi. Eğer vaktiniz varsa ve kafa dağıtmak istiyorsanız izleyebilirsiniz. İzlediğim son film The Perfect Man isimli eski bir film. Hilary Duff'ın ben çocukluğunu, daha doğrusu gençlik filmlerini izlemeyi çok seviyorum. Ve bu tarz böyle 2000'lerde geçen aşk tarzı filmleri, daha çok böyle romantik komedi filmlerini izlemeye gerçekten bayılıyorum. Ve tam o an o istediğim hissiyatı bana veren filmlerden bir tanesi oldu. Bekar annesinin sürekli farklı ilişkilere girmesine ve farklı adamlarla tanışıp daha sonrasında onlardan ayrıldıktan sonra hemen o şehirden taşınmasından sıkılan kızı annesine birini ayarlamaya çalışıyor. Daha doğrusu olmayan birini ayarlamaya çalışıyor ve biz de bu tatlı minik maceraya konukluk ediyoruz, tanıklık ediyoruz. Çok tatlı bir filmdi, kafada atmak için izleyebilirsiniz. Ve evet, okuduğum filmlerin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım izlemekten zevk almışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz ve abone de olabilirsiniz. Bir sonraki Ay Sonra Tep videosunda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum ve seviyorum. Hoşçakalın.